USS New Orleans'ın üzerinde duruyorum. Bu şu anda deniz kuvvetlerinin yaptığı en yeni gemi sınıfından biri. Bu gemilerin adı da LPD, yani havuzlu çıkarma gemisi. Bu donanma tarihinin en donanımlı amfibik savaş gemisi. Güvertenin altında devasa araçlar var. Tanklar, yük gemileri, kamyonlar, hamiler ve buldozerler. Harvard mezunu bir mimar olarak dünyanın her yerinde pek çok inşaat projesini inceledim. Ve bu geminin tasarımı gerçekten devrim niteliğinde. Bir denizci tugayının tümünü helikopterlerle ya da amfibik araçlarla karaya çıkarabiliyor. LPD'nin arka tarafında bulunan bu bölüm tasarım amacında tanımlanan her şeyi yapabiliyor. Bu devasa hovercraftları doğruca denize indiriyor. Bu deniz savaşlarının geleceği demek. Size her şeyi anlatmaya çalışacağım. Hadi gel Terry. Dünyanın en deneyimli gemi yapımcılarının LPD'yi nasıl yaptığını göreceğiz. Kapıyı indirmeye çalışacağız. Doğru. Biraz daha. Bu çok deneysel. Şu anda geminin inşaatı programın 2 yıl gerisinde olduğu için herkes programa yetişmek için uğraşıyor. Artık fazla mesai yapacağız. Burada kalıp bu işi bitireceğiz. Hadi bitirelim dostum. Hadi o zaman, hadi beyler. Donanmanın en yetenekli, en donanımlı savaş gemisinin ilk kez savaşa girmek için hazır olup olmadığını göreceğim. İşte burada. Evet, burada. Dev yapılar. Uçuş 20 dakika mı? Evet. Bugün hayatımın en büyük fırsatıyla karşı karşıyayım. Birazdan size deniz kuvvetlerinin en yeni ve en gelişmiş silahını tanıtacağım. İşte gidiyoruz. Göstergeler kontrol edildi. Rotayı biliyorsunuz. Bu hızla devam ediyoruz, tamam. Pekala, gideceğimiz yer yaklaşık 24 kilometre batımızda Pasifik Okyanusu'nda bir nokta. Orada göreceğimiz şey bir LPD, yani havuzlu çıkarma gemisi. O donanmanın en yeni sınıf gemilerinden biri. Gemiyi bu kadar özel kılan şey üzerindeki silahlar değil. İniş için hazırlanır. Onun taşıyabildiği şeyler. Bu gemi 800 denizciyi denizden karaya göndermeye ve onları nokta atışıyla savaşın ortasına götürmeye yetecek kadar amfibik araç taşıyor. Bu gemiyi daha önce hiç görmedim. Sen Antonio sınıfı. Önceden bilseydim yanımda kameramı da getirirdim. 213 metre uzunluğunda ve 15 kat yüksekliğinde. LPD'nin avantajları o denli çok ki deniz kuvvetleri 40 gemiden fazlasını kullanımdan çıkarıp yerine sadece 9 LPD'yi koymayı planlıyor. Kule, birkaç dakika sonra uçuş güvertesine inmiş olacağız, tamam. Şimdilik donanmanın elinde sadece 4 adet LPD bulunuyor. Ve bu onlardan biri. İniş tamamlandı. Ender görülecek bir fırsat yakaladım ve bu gemi için çok önemli olan bir anda buradayım. Ben Deniz. Merhaba, ben Tay. Şu anda USS New Orleans'ın güvertesine indim. Bir savaştan önce yapılması gereken bir tatbikatın ortasındayız. Şu anda aşağı doğru gidiyoruz. Yaklaşık 2 dakika içinde denize bir hovercraft indirecekler. Hadi gelin, bu tarafta mı? Gemide son onay tatbikatlarından biri yapılmak üzere. Sonuçlar bu LPD'nin bir savaşa katılmaya hazır olup olmadığını belirleyecek. Yani resmen güverteye indikten hemen sonra amfibik hovercraft'ı testten geçirmek üzere aşağı iniyoruz. Bu geminin en inanılmaz yeri güvertenin altında gizli olan kargo bölümü. Tanklar, kamyonlar, hamiler, buldozerler ve her türlü araç var. Güvertenin altında daha aşağı bir seviyede en devasa şey duruyor. Havuzluk denen yere gidiyorum. Orada geminin arkası açılıyor ve devasa hovercraftlar suya iniyor. Bu hovercraftlar 27 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde. Bu hovercraft değil mi? Evet öyle. Çok büyük olsalar da bu araçların çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle de savaş sırasında. Bu yüzden bugün onunla bir son manevra testi yapacaklar. Ama bu işin hiç şakası yok. Her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Çünkü bu hovercraftların bir sonraki çıkışı test için olmayacak. Yaklaşık 14 saniye önce geldim ve şimdi başka bir kokpitin içindeyim. Şu anda neredeyim söyler misin? Bu hovercraftların yakıt istasyonu. Biz onlara LCC deriz. Yani hava yastıklı çıkarma aracı. Denizciler sahile çıkmak için bu araçları bir gemi gibi kullanır. Yani bir LPD'nin havuzluk bölümündeyiz ve siz de bu hovercraft'ı ya da LCC'yi buradan dışarı çıkaracaksınız, öyle mi? Evet, bu doğru. Yükseliyoruz.
Oturduğum yerde yaklaşık 2 metre kadar yükseldik. Çıkan sesleri duyuyorsunuz. Artık altımızda duran balonu havayla doldurdular. Ve geri geri kaymaya başladık. Havuzluktan çıkıyoruz. LPD'den ayrılıyoruz ve şimdi suya düşüyoruz. 85 tondan daha ağır oldukları halde bu hovercraftlar çok az gücü ihtiyaç duyuyor. Bu da kontrol edilmelerini çok zorlaştırıyor. Yapacağımız şu, ortada bir daire çizip duracağım, sonra onu durdurup diğer yöne döndüreceğim. Şimdi dönüyoruz. Vay. Duran konumdayız. İleri geri, sola ya da sağa doğru gitmiyoruz. Ama bu hovercraft pervanelerini ters yönlerde çalıştırarak olduğu yerde 360 derece dönebiliyor. Hem de hiç kıpırdamadan. Hovercraftlar gerçekten de bir hava yastığının üzerinde gidiyor. Bu yastığı yaratmak için 4 adet 160 santimlik fan aracın altına doğru hava gönderiyor. Bu hava arka bölümde toplanıyor. Basınç iyice yükselince hava arka bölümün alt kısmından dışarı çıkmaya başlıyor ve aracı kaldırıyor. Bu onların su yüzeyinden direkt olarak karaya çıkmasına olanak sağlıyor. En yüksek hızlarda bile. Şu anda ASAC'nin güvertesinde duruyorum. Ve gördüğünüz gibi sevk etmek üzere hazır bulunan 7 farklı hammerları var. Jason, beni getirdiğin için sağ ol. Hiç sorun değil. Pekala. Özetlersek bir LCAC'yi tanımlamanın en kolay yolu ne? En basit tanımıyla kontrol edebildiğiniz havada giden bir hokey topu diyelim. Hem de tankları ve hamvileri taşıyabiliyor. Evet. Çok iyi şeyler. Bunlar inanılmaz makineler. Böyle bir aracın tamamen alüminyumdan yapıldığına inanmak gerçekten çok zor. Üzerine 60 ton yük koyabiliyorsun ve 93 kilometre hız yapabiliyorsun. Bu saatte neredeyse 60 mil hız yapmak demek. Şu anki kargolar olan 7 hamvinin dışında pek çok şeyi, bir Abrams tankını bile taşıyabiliyorlar. Çok sayıda araç taşımaları ve onları kıyıya hızla ulaştırmaları, LPD'lerin filoda eşsiz olmasını sağlıyor. Yaklaşık 1 kilometre ileride bir LPD de var. Evet öyle. Tarihte de bir benzerleri yok. Çünkü LPD 3 savaş gemisinin görevini tek bir gemide topluyor. İkinci Dünya Savaşı'nda ünlü Normandiya çıkarmasında tank taşımakta kullanılan gemi, kargo gemileri, asker ve erzak taşımak üzere düzenlenen şilepler ve son olarak da kanal tekneleri. Ki bunlar Vietnam Savaşı sırasında ilk saldırıları yaptı. Ama bu gemilerin tümü tek bir görev için tasarlanmıştı. Oysa bir LPD, 3 geminin en iyi yönlerini bünyesinde topluyor. Tek gemi, 3 iş. Ve Amerika'nın sahil şeridinde LPD'yi inşa etme görevi de dünyanın en iyi gemi yapımcılarından birinin sorumluluğunda. New Orleans'ın yaklaşık olarak 2 saat doğusunda Mississippi'nin Pascagoula kentindeyim. Buradaki Northrop Grumman tersanesinde 2 adet LPD gemisi yapılıyor. Ancak denizcilik tarihinin en gelişmiş savaş gemisini yapmak buradaki uzmanlar için bile son derece zor bir deneyim. İlk 4 gemi yaparken programın 2 yıl gerisinde kaldılar ve 1 milyar dolar kaybettiler. Belirlenen inşaat programını ayak uydurabilmek için bu tersanenin her ne olursa olsun 2 yüklemeyi bir hafta içinde mutlaka yapması gerekiyor. Kaldır! Pekala değerli, hadi şunu getir bakalım. Bugünkü görevleri şu. Tam 300 ton ağırlığında ve 32 metre genişliğindeki burada duran büyük parçayı yukarı kaldırıp bu geminin üstüne koyacaklar. Böyle bir parça kaynakla birleştirilmiş 4 küçük bölümden oluşuyor. Tabii bu daha az yükleme ve daha hızlı yapım demek. Toplamda gemi 210 ayrı bölümden oluşuyor. Tek tek yapıldıktan sonra Legolar gibi bir araya getiriliyorlar. İşe ortadan başlanıyor ve yanlara gidiliyor. Kullanılan bu yöntem gemi inşa etmenin en hızlı yolu. Bu büyük parça LPD'nin Prua bölümünün parçalarından biri. Bu LPD'ye taşıdığınız büyük parçalardan biri mi? Evet öyle. Tam 310 ton. Bu gerçekten büyük bir yük. Çok büyük, çok büyük. Ama Goliath için çok büyük değil. Goliath halleder. Goliath halleder. Goliath şu anda tersanedeki en büyük vinç. Burada bulunan diğer vinçlerin 2 katı yük kaldırabiliyor. Ve bu müthiş taşıma işini yapabilecek tek vinç o.
Pekala. 310 tonluk yükü taşıma işi başlamak üzere. İşte bu parça. Tamam Warren. Geliyor. İşte başlıyoruz. Yükseliyor, yükseliyor. Ve o yukarı çıkarken altındaki her şeyi görebiliyorsunuz. Elektrik tesisatı, borular, sıhhi tesisatlar. Bu gerçekten yerden alınıp havaya kaldırılan ve 30 metre yükseğe yerleştirilen kocaman bir apartman gibi bir şey. Tamam. Tamam Warren, yavaşla. Artık kaldırma. Tam Bruva kısmının üzerinde. Geminin üzerine yaklaş. İşin en riskli yanı bu. O parçayı geminin üzerinde idare etmek. Morris, yukarı mı çıkıyoruz? Daha önce yerine yerleştirilmiş olan 110 parçaya zarar verebilir. Ve 2 yıllık çalışma boşa gidebilir. Aman tanrım. Resmen güneşi kapatıyor. Bir yükleme sırasında en önemli kurallardan biri havada asılı duran yükün altında durmamak. Bu yüzden devasa parça güverteye yaklaştığında ben ve kameraman da dahil herkes buradan uzaklaşmak zorunda. Ancak işlemin çok önemli olması nedeniyle Morris havadaki yükün altında bir yerde durup trafiği yönetecek. Biz de güvenli bir yere geçeceğiz. Tamam, yavaş Warren. Yaklaşıyorsun. Sağda tutmaya çalış. Bu büyük parça aslında 30 metreden daha geniş. Ama yerine yerleşirken her iki taraftan da sadece 5 santim kenar payı var. Şu anda parça yerine doğru ilerliyor ve yaklaşık 60 santim sonra yerine yerleşecek. Bir 30 santim daha git. Son bir kez. Tamam, bu iyi Warren. Tamam. Vinci durdurdu, havada asılı duruyor. İki kenarına da bakıp hizalı olup olmadığını anlayacaklar. Onu yerden yukarı kaldırmak sadece 30 dakika sürdüğü halde bu devasa parçayı yerine oturtma işi daha yeni başlıyor. Artık kalıcı şekilde gemiye monte edilmesi gerekiyor. Bu 2 haftamızı alır. Onu kaynakta tutturacağız. Bu arada onun ön tarafına gelen parçaların montajına devam edeceğiz. Üst kısmına da aynı şekilde devam edilecek tabii. Yani i̇şte geminin böyle. Yapımı hiç durmuyor. Parça koymaya devam ediyorsunuz. Evet doğru. İş asla durmaz. Birazdan. Sanırım bunu hemen içeri alıp park etmek kolay değil. Hayır, değil. Onunla gidip daireler çizmek başka bir şey, donanmanın en büyük hovercraft'ın hareket halindeki bir geminin içine park etmeye çalışmak bambaşka bir şey. LPD, hovercraft'ların kargo bölümünden dışarı okyanusa çıkması için tasarlandı. Ama hovercraft'ları hareket halindeki bir gemiye tekrar yüklemek pilotlar için son derece zor bir görev. Jason bizi tekrar LPD'ye çıkaracak ve işin en heyecan verici yanı şu. Onu sadece gemiye yaklaştırmakta kalmayacak, onu içeri park edecek. Rampayı çıkıp havuzluk bölümüne girecek. Yani bu son derece zor bir manevrayı gerektiriyor. Bu hovercraft 14.3 metre genişliğinde ve geminin girişi sadece 15.2 metre. Pay o kadar az ki LPD bir park işlemi sırasında rotasını değiştiremiyor. İşlem için hazır artık. Jason'ın şu anda yaptığı şu. Gemideki kaptanla konuşuyor ve bizim hızımızı onlara uydurmak için hangi hızla gideceklerini öğrenmeye çalışıyor. Oldukça iyi görünüyor. Gemi saatte yaklaşık 15 kilometre hızla gidiyor. Yani hızımız onlarınkine uyuyor mu? Aslında onlardan biraz daha hızlıyız. Biraz daha yaklaştıktan sonra onların hızına inmek için yavaşlayacağım. LPD'nin belli bir hız ve rotada gitmesi, düşman saldırılarına açık olması demek. Bu yüzden ilk denemede gemiye çıkabilmek çok önemli. Jason yavaşladı, onlara yaklaşmaya başladık. İşin en ilginç yanı şu, gemi şu anda yaklaşık 4,5 metre alçaldı. Suyun havuzluk bölümüne girdiğini görebiliyorsunuz. Arka tarafı suyla dolduruyor ve bize bir su yastığı sağlıyor. Artık giriyoruz. LPD'nin hızını biraz geçerek yavaş yavaş içeri doğru giriyoruz. Vay! Bu hovercraftları kontrol etmek gerçekten zor. Jason bu iş için tıpkı savaş pilotlarınınki gibi bir eğitimden geçmiş. Jason hızı ayarlıyor, açıyı ayarlıyor ve yavaşça mükemmel bir şekilde bu ACAC'yi havuzluğa park ediyor. Çok iyi park ettin dostum. İşimiz bu. Havuzluk bu 27,5 metrelik hovercraftlardan ikisini almak üzere tasarlandı. Burada bahsettiğim büyüklük 2 NBA basket sahası demek.
Araçların yalnızca burada tutulması yetmiyor. Aynı zamanda direkt olarak bu bölümden dışarı çıkıp okyanusa ulaşabilmeliler. Bunun için kıç tarafında bulunan iki devasa kapı açılıyor. Ve havuzluk bölümü yaklaşık 3 metreyi bulan suyla dolarak LCAC için su dolu bir alan yaratıyor. Havuzluk 1,5 milyon litre suyla dolabiliyor. Bu geminin toplam ağırlığının %10'u olduğu halde gemi batmıyor. Peki bu nasıl oluyor? Gövde kenarındaki 8 safra tankı suyla doluyor. Bu geminin arkasını batırıyor ve havuzluk sular altında kalıyor. Tekrar yükselmek için basınçlı hava yoluyla tankların içinde bulunan deniz suyu boşaltılıyor. Safralar ağırlık değişimlerini dengeliyor, denge durumunu koruyor ve böylece LPD düzgün şekilde yüzüyor. Arkada bulunan kapı indirildiğinde LPD tasarım amacına uygun şekilde hovercraft'ı deniz üzerine bırakabiliyor. Geminin arkasındaki kapı bölümü bir kamyonetin arkasındaki yük kapısına benziyor. Bunun farkı 55 ton ağırlığında olması. Asıl soru şu, böyle bir şey nasıl monte edilir? Arkadaki bu kapı iki vinç tarafından aynı anda kaldırılıyor. Biri liman tarafında duruyor, diğeri de sancak tarafında. İkisi de yükü aynı anda kaldırıyor. Kapıyı havada tutuyor ve o parçayı bize doğru getiriyor. Beni en çok endişelendiren kısım... Neden? Onun yerden yukarıda olduğu her dakika sorun çıkarabilecek bir şey olabilir de ondan düşebilir ve çok şey yapabilir. Bu 55 tonluk kapının uygun şekilde yerine takılması ve ayarının yapılması Jason'ın görevi. Eğer takılmazsa tersanede çok sayıda gecikmeye neden olabilir. Billy, onu bu tarafa bağla. Yani taşıma öncesi Jason'ın ekibi her şeyin yerine uyması için dikkatli bir ölçüm yapıyor. Ama kapı tam olarak yerine takılmadan sonucun ne olacağını bilmek imkansız. Menteşelerdeki pimleri görüyorsunuz değil mi? Bu pimler bu işin en önemli parçalarından biri. Bu parça yaklaştığında eğilip oraya doğru uzanmamız gerekecek. Pimi bulunduğu yerden alıp tıpkı kapı takar gibi buradaki menteşenin arasından sokacağız. Yaklaşık 60 santimlik bir mesafe var değil mi? Evet, ileri doğru gidip onları almaya çalışacağız. Çok yakın. Yakın mı? Pimleri çek. Hadi çek. Kapıyı gemiye monte etmek için onu 15 adet paslanmaz çelik pimle sabitlemeleri gerekiyor. Pimlerin her birinin ağırlığı 23 kilo. Hazır mısın? Yaklaşıyor. Kapının üzerinde pimler hazır durumda bekliyor çünkü ayar yapıldığında yerlerine %100 uymaları gerekiyor. Tamam. Ah, aman tanrım çok ağır. Seni tuttum. Tamam. Hadi, tamam hadi çek. Bahsettiğim şey bu işte. Vay canına, iyi görünüyor. Az kaldı. Pekala, hadi bakalım. Pimler yerlerine kapının alt kısmından monte edilecek. Ama önce Jason'ın yaptığı ölçümlerin doğru olup olmadığını görmesi gerekiyor. Eğer ayar yanlışsa kapıyı geri indirmesi ve yeniden kesim ve kaynak işi yapması gerek. Bu delik buraya geçince buradaki yaklaşık 4 ya da 5 santimde duracak. Yani işe yarayacak. Yaramak zorunda. Uygun şekilde yerleşmesi için her şeyi yaptık. Bu yüzden uymak zorunda. Bir saat sonra menteşeler ayarlanıyor ve pimlerin 5'i yerine uyuyor. Ama bir sorun var. 6. pim uymuyor. Nasılsın Bert? İyiyim. Nedenini çözmek Bert'in görevi. Şu pime bakar mısın? Evet. Oradan görebiliyor musun? Evet, pimin içeri girdiğini buradan görebiliyorum. Ama bir yanında az bir miktar boşluk var. Üst bölümü de biraz dışa kayıyor gibi. Doğru. Burada kabul edebileceğim pay 0.8 milim. Çok az. Evet, oldukça az. 55 ton, 24 metre uzunluğunda ve tolerans payları 1 milimden daha az. Bert'in çözüm yolu vinçlerin kapıyı yavaş yavaş aşağı indirmesi. Bu durumda farkın azalmasını umut ediyor. Burada deliği 15 derece aşağı almaya çalışacağız. Bunu yapınca pimin sorunsuz geçeceğini umuyoruz. O zaman kapıyı indireceğiz. Doğru. Bu çok deneysel. Bu tür işlerle uğraşırken yani sorunun giderilmesi için farklı şeyler yapmak zorundasın. Bu tehlikeli bir şey. Çünkü iki vinç kapıyı aşağı indirirken bu adamlar asılı bir yükün tam altında çalışıyor. Bu yüzden alanı boşalttılar. Beni de gönderdiler tabii. Şu anda belli bir miktar açık duruyor. Belki bu 15 pim yerinde olsa işe yarayabilirdi. Ama bu noktada onu yerinde tutan sadece 5 pim var. Evet, boşluk kapanıyor gibi. Büyük kısmı girmiş durumda. Belki onu oturtabilirsin. Eğer bu işe yaramazsa kapıyı yere indirecekler ve her şeye baştan başlayacaklar. Sorunu çözeceğiz. Olacak gibi mi? Evet, aslında girmesine çok az bir şey kaldı. Çok az bir şey. ET'yim ne olacak bakalım.
Tamam. Oldu işte. Emin misin? Son bir kez bakayım. Ne yapacağım biliyor musun? Biraz geri iteceğim. Tamam. Bakalım işe yarayacak mı? Evet, gidiyor. İş ne oldu? Seni seviyorum bu. Tamam. Fazla uzun sürmez. Hadi bebeğim. Bu korkunç bir şey. Tamam. Oldu işte. İyi iş başardık. Evet. Çok iyi. Başının üzerinde resmen 55 ton vardı. Ve 15 ila 20 derece alçaltılınca ve birkaç iyi balyoz darbesi indirince Bert başardı. Hey Bert, girdi mi? Evet. Birazdan. Buraya değil mi? Evet. Tersanenin en zor işlerinden birini evet, yapacağım. Evet, gayet iyi gidiyorsun. Öyle durmaya devam. Resmen pişiyorum. Donanmanın en yeni gemisi LPD, özellikle amfibik saldırı için tasarlanmış bir gemi. Köprü cevap ver. Emredersiniz efendim, 30 derecede devam ediyorum. Yaklaşık hızımız 1.15. Anlaşıldı. Donanma tarihinde bir ilk olarak 800'den fazla denizciyi, yani bir Tugay askeri barındırabiliyor. Ama bu LPD için beklenmedik zorluklar yaratabiliyor. Gidelim, herkes hazır mı? En büyük zorluk da bu denizcileri savaşacakları bölgeye ulaştırmak. İster helikopterler kullanılsın, ister havuzluktaki LCAC'ler, gemide bulunan denizcileri sahile ulaştırmak bir LPD'nin en önemli görevi, öyle değil mi? Doğru. Buradaki tüm görevliler her zaman sahile yakın olmak ister. Ama bize ateş edemeyecekleri bir mesafede olmalıyız. Güvende olacak kadar uzakta ama denizcileri en kısa zamanda ulaştıracak kadar yakında olmalıyız. Kesinlikle. Ama denizcileri sahile yaklaştırmak o kadar da kolay bir iş değil. Üzerinde sınırlı silah olduğu için sahilin bu denli yakınında seyreden bir LPD'nin fark edilmemesi çok önemli. Çözüm gizlilik sanatında yatıyor. LPD'nin yeni sınıfı aslında bir önceki modelden çok daha büyük. Ama radara yakalanma riski ciddi anlamda az. Bunu başarabilmek için de köşeli tasarım denen bir yöntem kullanıyorlar. Yani güvertenin üzerine çıktığınız zaman burada düz açılı bir yer bulmakta zorlanıyorsunuz. Bu köşeli tasarım düşman radarına karşı perde görevi görüyor. Radar bir şeyin yerini bir sinyalin hedefe çarpıp geri dönmesi sırasında geçen süreyi ölçerek belirliyor. Tıpkı aynadan yansıyan ışık gibi düz yüzeyler bu sinyali hemen kaynağa gönderiyor. Ama açılı yüzeyler o yönü değiştiriyor. Yani bu köşeli tasarımı kullanarak LPD donanmanın en gizli gemilerinden biri oluyor. Sekizgen şekilli bir yapıyla gizlenen devasa direkte olsun, geminin her yerindeki şu duvar yapısında olsun, hatta şu merdiven basamakları gibi ayrıntılarda olsun, şuna bakın. Bu merdivenin basamakları bile yere dik bir şekilde uzanmıyor. Böylece bu devasa 25 bin tonluk LPD, düşman radarında sadece 1000 tonluk bir balıkçı teknesi gibi görünüyor. Radarda en etkili sapmayı sağlamak için köşeli gövdenin mümkün olduğunca pürüzsüz olması gerekiyor. Bu yüzden tersane aşamasında parça bağlantılarının düzgün olması çok önemli. Ama bu iş büyük legolar kadar basit değil. Örneğin şurada gördüğünüz boşluğu kapatmak ve onu düz bir yüzeye dönüştürmek, ikisini birleştirmek için burada ciddi anlamda bir kaynak işi yapılması gerekiyor. Geminin gövde kısmının altında bir ekip bu işle uğraşıyor. Bu adamların görevi gereken o pürüzsüz, düzgün, hatasız yüzeyi yaratmak. Hem de bu işi geminin tüm dış yüzeyinde sağlamak zorundalar. Gidip bakalım. Merhaba, nasılsın? Nasılsın dev adam, ben Danny. Tommy Smith, memnun oldum. Memnun oldum Tommy, Danny. James Bond. James, nasılsın? Edward Deez. Edward Deez. Bu adamlar gemileri düzeltiyor ve tersanedeki en zor işlerden birini yapıyorlar. Pis, yorucu ve tehlikeli. Burada geminin iki parçası arasında bir boşluk var. Evet. Şu anda aynı hizada da değiller. Evet, değiller. Bu anlaşılıyor. Yani cetveli aldığında şuraya çarpıyor ama çarpmaması gerek. Düzgün olmalı. Dümdüz gitmeli. Ama şu anda düz değil. Şu anda değil. Yani özetle bu çelik burada, bu çelik burada. Aynı hizaya getirmek için de bunu çekeceksiniz. Kesinlikle. Peki bunu nasıl yapacaksınız? He? Çeliği hizaya çekmek için bir semer kullanıyoruz. Semer mi? Semer ve takoz. Semer gemiye kaynakla tutturuluyor ve bir takoz sokuluyor. Takoza balyozla vurunca takoz semeri aşağı çekiyor. Böylece semer de çeliği aşağı çekiyor ve onu hizaya getiriyor. Tamam, başlıyoruz. Tamam. Ah, şimdi bu parçayı böyle tutacağız. Yani burada. Burada değil mi? Kesinlikle. Ne kadar süre? Onun işi bitene kadar. Sen öyle bekle. Tamam.
Dostum burada resmen pişiyorum. O kaynak yaparken kendini çok iyi koruman gerekir. Fazla uzun sürmez. Güzel. Sağ kolum pişti zaten. Pişti. Kokuyu aldın mı? Bileğimin kokusu. Ha, artık bileğim bırak. Kokuyor. Bırakayım mı? Bırakabilirsin. Evet, bırak. Tommy, burada Çeliği hareket ettirmeye çalışıyorsunuz. Onu bunun için zorluyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Patronun kim olduğunu bilmeli. Sen mi, o mu? Evet. Onu aşağı çekmenin tek yolu ona vurmak. Bu takozu alıp buraya böyle sokuyoruz. Takozu iyice içine oturmalı. Pekala James, bir saniye bekle. Bir yerlere vurmadan önce bekle. James'in 15 yıllık bir deneyimi var. Bu yüzden bu iş uzaktan kolay görünebilir. Ama bu bir ton deneyim gerektiren bir iş aslında. Kimse işe ne zaman başlayacağını söylemiyor. Tamam. Aşağı iniyor mu? Biraz daha var. Biraz mı? Ben vurabiliyor muyum? Beyzbol topuna vurmak gibi. Ama bu top çok küçük. Tamam. Sadece James'in yaptığı kaynağı kontrol etmek istedim. Bu defa yapacağım söz. Bu defa başaracağım. Son bir kez. Sağ ol, sağ ol. Ona biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaşayım, öyle mi? Tamam. Bakın, artık yerine gelmiş olmalı. Ne dersin? 6 milim daha var. 6 milim mi? 6 milim. İşte bu. James. James. Dur bana bir kelepçe verdiğin. Şuna bir bakayım. James, sen bir hayvansın dostum. Gövdenin bu bölümü artık ayarlandığına göre James kelepçe denen bir aleti yerine yerleştirebilir. Bu alet kaynakçılar iki çelik parçasını kalıcı ve düzgün bir şekilde birleştirene kadar onların sabit kalmasını sağlıyor. James, çok iyi bir iş çıkardın. Sağ ol. Başardın dostum. Bütün gemiler birbirine benzer. Çeliği her zaman işlemek gerek. Birazdan... Pekala beyler, artık işe başlayalım. Gemiyle ilgili en önemli parçayı yerine yerleştireceğiz. Bir yavaş ol, çok daha yavaş. Bir LPD'nin temel görevi denizcilerin sahile ulaşmasını sağlamak. Tabii ki zamanla denizcilerin sayısı ve kullandıkları araçların ağırlığı giderek büyüdü. Bu yüzden tasarımı donanmadaki neredeyse tüm gemilerden daha fazla amfibik araç taşıyacak şekilde yapıldı. Burada dolaşırken rahatlıkla kaybolabilirsiniz. Bir apartmanın ya da araç deposunun park yerinde olduğunuzu sanabilirsiniz. Ama şu anda biz giden bir geminin içindeyiz. Şu anda burada 4 adet tankımız, 15 AV'miz var. Yaklaşık 14 tane trailer ve 50 Humvee var. Bugüne kadar bu denli iyi park edilmiş araçlar görmedim. Yani burada Humvee'ler arasında 7,5 santim, kamyonlar arasında 20 santim gibi bir mesafe var. Evet, çok düzenli. Hadi bir alt kata inelim. SBD'nin 3 araç güvertesi bulunuyor. Ve denizciler bu 2230 metrekarelik alanın her santiminden yararlanıyor. Vay! Büyüklüğü 5 NBA sahasından fazla. Bu gemide çok ciddi sayıda araç var, öyle değil mi? Evet. Burası her ne kadar bir depo gibi görünse de anladığım kadarıyla buradaki her şey doğru zamanda, doğru sırayla dışarı çıkmak üzere yerleştirilmiş. Evet. Bu yükü taşıyacak yeterli büyüklükte bir gövde yapmak, aylar süren zor bir çalışma gerektiriyor. Her şey işte tam burada başlıyor. New Orleans, Louisiana'da. Bir LPD gemisi yapmak için gereken temel malzeme çelik. Çok ciddi miktarlarda çelik. Buradaki bir çelik plaka önce fabrikaya götürülüp kesiliyor. Sonra kaynak yapılarak bir LPD gövdesi oluşturacak şekilde şekle sokuluyor. Tek bir LPD birbirinden farklı 3 milyon metal parçasından oluşuyor. Ve bunların yarısından fazlası gövdede toplanıyor. Tersane programın 2 yıl gerisinde olduğu için her bir parçanın mükemmel olması ve ileride montaj aşamasında yerine sorunsuz uyması çok önem taşıyor. Burada gördüğünüz bu devasa makine dışarıdaki çeliği içeri taşıyor. Sonraki adımda bu çeliği işleyip bir gemi gövdesine dönüştürmekten sorumlu olan kişi de işte tam şurada. Barry. Merhaba, ben de... Barry Bartolomeo. Barry Bartolomeo. Evet, öyle. Harika bir isim. Barry, görünüşe göre en değişik, karmaşık şekilli gemi bile burada yapılıyor. Bu doğru. Her şeyi çelik alanına buraya gelen işlenmemiş bir çelik plakasıyla başlar. Onu kesip gövdeyi yaparız. Peki ilk adım ne?
Evet, burada gördüğünüz makine çelik plakasını fabrikaya getirip buraya bırakır. Geldi işte. Evet, geldi. Daha sonra mıknatıslı bir vinç tarafından alınan parça eğilerek gövde haline geliyor. Ama 2,5 santimlik bir çelik plakayı eğmek için çok büyük bir pres gerekiyor. Pres bu mu? Evet, burada gördüğüm pres 13 metrelik 2000 tonluk bir pres. Bu müthiş bir şey. Bu pres 12 metre uzunluğundaki çelik parçalarını bile eğebiliyor. İşçiler çeliğin üzerine 4 santimde bir kırılma noktası denen işaretler koyuyor. Bu noktalar presin baskı uygulayacağı noktaları gösteriyor. Aşağı iniyor ve çizilen her noktaya darbe uyguluyor. Şu anda bir çizgi için ayar yapıyor. Bu pres makinesi her noktaya 908 tonluk bir güç uyguluyor. Bu da plakada hafif bir eğim yapıyor. Yani bu hızlı bir işlem değil. Büyük plakalarda olmaz. Hızlı olmasını da istemeyiz. Çeliği anlamaları gerek. Çeliğe ne kadar basınç uygulanacağını bilmeleri gerekir. Bu bir sanat gibidir. 4 saat sonra 50 küçük kırık, bir geniş eğri oluyor. Bir LPD gemisine ve size bakınca gövdedeki şu inanılmaz eğimi görünce buna inanması zor geliyor. Sonuçta bu işi yapan buradaki 2 kişi ve 2000 tonluk bir pres. Doğru. En karmaşık şekle sahip olan parça da geminin prova bölümü. 21 metre uzunluğunda ve 120 ton ağırlığında. Prova bölümü LPD'nin 213 metre uzunluğundaki gövdesinin en önemli parçası. Fonksiyon anlamında düşünürsek bu parça sayesinde gemi hızlı bir şekilde yol alıyor, öyle değil mi? Evet öyle, geminin su yaran ön kısmı o tabii. Peki nasıl oluyor da 120 tonluk bir çelik parçasını tersanenin bu tarafından çok çok ileride bulunan diğer tarafa götürüp gemiye kadar taşıyorsunuz? Bunun için lift king denen bir şey var. Prova bölümü lift king için sorun bile değil. Çünkü 300 tonluk yükleri taşıyabiliyor. Bu en az 30 okul otobüsü demek. Hadi gel Terry. Üretim programına uymak için tersanedeki görevliler prova bölümünü bugün yerine taşımak zorunda. Ama sıra dışı şekli nedeniyle bu geminin en zor taşınan parçalarından biri olacak. Yani bu ikili bir yükleme. İki vinç bir araya gelecek ve tek bir nesneyi kaldıracak. Doğru. 300 tonluk bir vinç ve 150 tonluk bir vinç. 300 tonluk vinç provanın daha ağır olan ön ucunu kaldırırken 150 tonluk vinç daha hafif olan arkasını kaldıracak. Farklı ağırlıkları kaldırırken prova bölümünü dengede tutacaklar. Hazır mısın? Evet Mike. Sendeki 92.7. Dave, sendeki yükleri 47.8. Anlaşıldı. Peki hala 2 vinçle çalışmaya başlasın. Yavaş hareket edin. Son derece yavaş. Bağlantı gergin kalsın Jim. Prova parçası için asimetrik şekli nedeniyle 2 vinç gerekiyor. Ama aynı zamanda 2 kez kaldırılması gerek. Önce düz bir şekilde kaldıracağız. Sonra taşıyıcıyı alacağız ve onu yere koyacağız. Prova bölümü önce yatay olarak kaldırılacak. Lift king yerinden alındıktan sonra ahşap bloklar üzerine oturtulacak. Ardından 90 derece döndürülerek gerekli olan son şekline getirilecek. Bir başka deyişle gemi şeklini. David, kaldırdığın miktar ne? 42'den biraz fazla. Tamam, çok az daha aşağı indir. İnceğin rakam yaklaşık 40. Müthiş bir şey. Burada resmen son derece yavaş bir şekilde onlara komut vererek bu şeyi dikey hale getirmek için kendi taraflarında ne yapacaklarını söylüyor. Ve bu işlemi sadece bakarak yapıyor. Tamam, herkes dursun. Evet beyler, duralım. Bacakları takacağız. İyi iş işlerdeyiz. Prova parçasına 4 bacak tutturulacak. Yakınına getir dostum. Son yerine geldikten sonra gemiye kaynak yapılana kadar parça bu bacaklara dayanacak. Şu çizgiye getirmen gerek. Pekala. Oluyor. Yukarı çıkıyoruz. Bu pimi içeri sokacağız. Ve bacağı yerine sabitleyeceğiz. Oluyor. Evet, oluyor. Oldu işte. Çok iyi dostum. Tamam, öyle kal. Biraz aşağı. Tamam, yukarı. Yukarı, evet. İyi iş başardın dostum. Son hamlem müthişti. Şu anda saat 5, paydos saati 4:30. Eve mi gideceksiniz? Hayır. Bu parçayı takacağız. Bu parçayı bu gece takacağız. Yani fazla mesai yapacağız. Burada kalıp bu işi bitireceğiz. Evet, bu işi bitireceğiz. Hadi tamam. O zaman, ne bekliyoruz? Hadi, hadi bakalım, gelin. Pekala beyler, hadi işe koyulalım. Şu yolculuğu bitirelim. Yavaş Dave, sen de.
Kurula bölümünün 300 metre yol alması gerekiyor. Buradan alınarak son uğrak yerine geminin ön kısmına götürülecek. Dave, gayet iyi gidiyorsun. Ağırlık durumun iyi mi? Evet, sorun yok. 14. Evet, şimdi parçayı aldılar. Tersaneyi boydan boya geçecekler. Burası da parçanın nereye gideceğini görmek için mükemmel bir nokta aslında. Pekala. 2 metreyi almak gerek. Anlaşıldı. Çok yavaş. Yavaş yavaş hareket et. Şimdi Mike gemiye iyice yaklaşan parçayı yavaşça kaydırıyor. Herkes hizada olup olmadığını görmek için etrafa toplanıyor. Hey, onu bu şekilde bir dakika tut. Tamam. Bu iyi Mike. Duralım, duralım. Tamam, anlaşıldı. Durduk Mike. Evet Mike, artık parça son yerine ulaşmış durumda. İş montaj ekibine kalıyor. Evet, evet öyle. İş bitti ama kutlayacak zamanın olmadı. Yarın tekrar iş başında olacak. Evet, yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir gün. Evet, seni kutlarım. Teşekkür ederim. Yerinde çok güzel görünüyor. Evet. Birazdan... Gidelim, herkes hazır mı? Bu geminin son bir testten daha geçmesi gerekiyor. Böylece ilk kez savaşa gidebileceğim. Üç yıl süren inşaat dönemi ve 2 yıl süren performans testlerinden sonra sıra son adıma geldi. LPD son test görevine başlamak üzere. Bu son çalışmamız. Onay çalışmamız diyelim. Bu son görevle resmi onayımızı almış olacağız ve artık muharebe düzenine geçeceğiz. Yani bu ciddi anlamda bir tatbikat gibi bir şey olacak. Evet, mümkün olduğunca gerçekçi olacak. Bu çok önemli. Başarı sağlanırsa USS New Orleans savaşa gidecek. Hem de 3 hafta içinde. Ama başarısız olurlarsa her şeye sıfırdan başlamaları gerekecek. Bu tatbikatta yaşanabilecek zorluklar neler? Bütün birimler birlikte hareket edecek. Şu anda donanmayla ortak bir operasyondayız. Yani biz havacılar. Bu yüzden birimlerin birlikte hareket etmesi, kıyıya çıkılması önemli. Yeterli yakıt olmalı. Her yönden hazır olmalı. Tatbikatın daha da gerçekçi olması için şu anda gemide Dışişleri Bakanlığı'nın bir temsilcisi de hazır bulunuyor. İşte şurada duruyor. Eğer bir eksiklik olduğuna karar verirse tatbikatı durdurma yetkisine sahip. Gidelim, herkes hazır mı? Gidelim! Bu tatbikat ciddi anlamda zor olacak. Çünkü LPD'nin tüm helikopterleri tatbikata katılacak. LPD'nin yeni tasarımının eski modele göre üstün olan yönlerinden biri de gördüğünüz uçuş güvertesinin büyüklüğü. Bu güvertenin üzerine eski modele kıyasla 2 kat fazla helikopter inebiliyor. Eski uçuş güvertelerinde aynı anda 2 büyük helikopter bulunabiliyordu. Ama bu LPD'de bu sayı 4. Ama alanları biraz kısıtlı. Dönen pervanelerinin arasında sadece 4,5 metrelik bir alan var. Ve bu uçuş güvertesi okyanusta olduğu için burası geminin belki de en tehlikeli yeri. Gördüğünüz gibi gemi sürekli sallanıyor. Evet. Burada hava koşulları çok ağır. İlk bakışta bu iş o kadar da tehlikeli görünmüyor ama uçuş güvertesi aslında tüm geminin en tehlikeli bölgelerinden birisi. Evet bayım, bu doğru çünkü pervaneler... Pervanelerden bazıları baş seviyemin üzerinde duruyor ama bazıları güverteden yalnızca 90 santim yükseklikte dönüyor. Çalışan 4 helikopteri birden kaldırmak için güvertede birilerinin trafiği yönetmesi gerekiyor. Böyle kaldırın ve aynı şeye devam edin. O zaman helikopteri bir miktar kaldırır ve yaklaşık şu yükseklikte tutarlar. Tamam. Bu tatbikatta 4 helikopterden birini ben yöneteceğim. İçinde askerler olacak ve doğruca kıyıya uçacak. Kol işte böyle duracak. Gideceği yönü böyle gösteriyorsun. Kol bu tarafa dönecek. Tam bu tarafa. Bu bir insani yardım görevi. Denizciler sahile ulaştıktan sonra bölgeyi güvenli hale getirip gemiye bir grup sahte mülteciyle geri dönecekler. Bu çok zormuş. Şu tarafa tut, şu tarafa. Şu tarafa mı? Oldu işte, anladın. Helikopterler askerlerle doldu ve kalkmaya hazır. Bekle. Ama endişelenmem gereken tek şey hızla dönen pervaneler değil. LPD'nin çevresindeki hava akışı bir rüzgar tüneli etkisi oluşmasına neden oluyor. Ekip üyeleri için tehlikeli ama helikopterler için daha tehlikeli. Kontrol! Kaldır! Kontrol! Kalkış! Kalkış! İşte oldu! Başardın! Çok zor bir iş ama güzel. Çok iyiydi. Çılgın bir şey. Yine de ilk helikopterimi göreve göndermeyi başardım. Evet, hepsi bu işte. Senin sayende göreve gittiler. Teşekkür ederim dostum. Rica ederim. Askerler için bu görev sorunsuz geçmeli. Şu taraftaki köşeye doğru gideceğiz. Güverte 71. kanaldan izlenebilir. Mültecilerin tümünün helikopterlere rahatlıkla sığabilmeleri için... Kanal 88'den izlenebilir. Uçuş güvertesinde kalıp dönmelerini bekleyeceğim.
Şu onay konusuna dönersek, her şey planlandığı gibi gidiyor değil mi? Evet, her şey planlandığı gibi ve saatinde gidiyor. Ama bütün bu işler sırasında yine de beklenmedik bazı şeyler olabilir, öyle değil mi? Doğru. Her zaman karşınıza bir terslik çıkabilir. Murphy'nin yasası... 9 mülteci ile birlikte gemiye dönüyoruz. Pilotlar görevin son ve en zor bölümü için gemiye döndüklerini telsizle bildiriyor. İşte geliyorlar. 4 helikopter yan yana uçuyor. Sahilden gemiye dönüyorlar. Şimdi bir süre geminin yan tarafında uçtuktan sonra yavaş yavaş geminin ön tarafına geçerek sancak tarafından güverteye inecekler. Hareket halindeki bir gemiye helikopter indirmek bir helikopter pilotu için en tehlikeli iş. Ama bu tehlike 4 helikopter aynı anda inerken daha da artıyor. Bu yüzden ilki indiğinde sıra ikinciye geliyor. Hepsini zincirle bağlayacaklar. Sallanan bir uçuş güvertesine inmelerine ve beklenmedik rüzgarlara rağmen yine de bu pilotların güvertedeki işaretlenmiş olan 3 noktaya inmeleri bekleniyor. Sonunda 4 helikopter de güverteye inince askerler mültecileri geminin güvenli bir bölgesine götürüyor. Her helikopterde 12 denizci olması gerekiyor. En fazla da 10 mülteci. Başarıyla sahile gittikten, kontrolü ele aldıktan ve sağ salim LPD'ye ulaştıktan sonra... Bayım, buraya gelebilir misiniz? Denizciler görevlerini tamamladı. Sıraya geçelim. Bu beyefendiyle gidin. Sizi istediğiniz yere götürecek bayım. Sonuçta bir LPD'nin yapması gerekenler şunlar. Korsanlarla savaş, petrol platform olayları ya da bugünkü gibi insani yardımlar. Hepsi yeni bir görev demek. Gördüğünüz gibi son tatbikatlarında inanılmaz bir iş başardılar. Gelecek ay gerçek muharebe düzenine geçecekler. LPD'nin her bölümü birlikte çalıştı ve bu geminin bir savaşa hazır olduğunu kanıtladı. Çok yakında donanmanın vazgeçilmez bir parçası olacaklar. Bu kadar. Sürem doldu. Bu 3 günü USS New Orleans'ta en yeni LPD'de geçirdim. Yaklaşık 3 hafta içinde eğitimler sona erecek. Yaklaşık 1200 donanma personeli ve denizci bu gemiyi doğruca düşman sularına götürecek. Ama donanmaya henüz 4 LPD teslim edildiği için tersane işe devam ediyor. Bu müthiş gemilerden 5 tanesini daha bitirmeleri gerekiyor. Bu yüzden hızla çalışmaya devam ediyorlar. Teslim süresine işi yetiştirmeyi umut ediyorlar. Önlerinde sadece 3 yılları var. LPD savaş meydanında değerini ortaya koyarsa deniz savaşlarını sonsuza dek değiştirebilir. Hovercraftlar gerçekten de bir hava yastığının üzerinde gidiyor. Bu yastığı yaratmak için 4 adet 160 santimlik fan aracın altına doğru hava gönderiyor. Bu hava arka bölümde toplanıyor. Basınç iyice yükselince hava arka bölümün alt kısmından dışarı çıkmaya başlıyor ve aracı kaldırıyor. Bu onların su yüzeyinden direkt olarak karaya çıkmasına olanak sağlıyor. En yüksek hızlarda bile. Şu anda ASAC'nin güvertesinde duruyorum. Ve gördüğünüz gibi sevk etmek üzere hazır bulunan 7 farklı hammerları var. Jason, beni getirdiğin için sağ ol. Hiç sorun değil. Pekala. Sorun değil. Özetlersek bir ASAC'yi tanımlamanın en kolay yolu ne? En basit tanımıyla kontrol edebildiğiniz havada giden bir hokey topu diyelim. Hem de tankları ve hamvileri taşıyabiliyor. Evet. Çok iyi şeyler. Bunlar inanılmaz makineler. Böyle bir aracın tamamen alüminyumdan yapıldığına inanmak gerçekten çok zor. Üzerine 60 ton yük koyabiliyorsun ve 93 kilometre hız yapabiliyorsun. Bu saatte neredeyse 60 mil hız yapmak demek. Şu anki kargolar olan 7 Humvee'nin dışında pek çok şeyi, bir Abrams tankını bile taşıyabiliyorlar. Çok sayıda araç taşımaları ve onları kıyıya hızla ulaştırmaları, LPD'lerin filoda... Sonra uçuş güvertesine inmiş olacağız, tamam. Şimdilik donanmanın elinde sadece 4 adet LPD bulunuyor. Ve bu onlardan biri. İniş tamamlandı.
Ender görülecek bir fırsat yakaladım ve bu gemi için çok önemli olan bir anda buradayım. Ben Deniz. Merhaba, ben Tay. Şu anda USS New Orleans'ın güvertesine indim. Bir savaştan önce yapılması gereken bir tatbikatın ortasındayız. Şu anda aşağı doğru gidiyoruz. Yaklaşık 2 dakika içinde denize bir hovercraft indirecekler. Hadi gelin, bu tarafta mı? Gemide son onay tatbikatlarından biri yapılmak üzere. Sonuçlar bu LPD'nin bir savaşa katılmaya hazır olup olmadığını belirleyecek. Yani resmen güverteye indikten hemen sonra amfibik hovercraft'ı testten geçirmek üzere aşağı iniyoruz. Bu geminin en inanılmaz yeri güvertenin altında gizli olan kargo bölümü. Tanklar, kamyonlar, hamiler, buldozerler ve her türlü araç var. Güvertenin altında daha aşağı bir seviyede en devasa şey duruyor. Havuzluk denen yere gidiyorum. Orada geminin arkası açılıyor ve devasa hovercraftlar suya iniyor. Bu hovercraftlar 27 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde. Bu hovercraft değil mi? Evet öyle. Çok büyük olsalar da bu araçların çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle de savaş sırasında. Bu yüzden bugün onunla bir son manevra testi yapacaklar. Ama bu iş... İşte burada. Evet burada. Dev yapılar. Uçuş 20 dakika mı? Evet. Bugün hayatımın en büyük fırsatıyla karşı karşıyayım. Birazdan size deniz kuvvetlerinin en yeni ve en gelişmiş silahını tanıtacağım. İşte gidiyoruz. Göstergeler kontrol edildi. Rotayı biliyorsunuz. Bu hızla devam ediyoruz, tamam. Pekala, gideceğimiz yer yaklaşık 24 kilometre batımızda Pasifik Okyanusu'nda bir nokta. Orada göreceğimiz şey bir LPD, yani havuzlu çıkarma gemisi. O donanmanın en yeni sınıf gemilerinden biri. Gemiyi bu kadar özel kılan şey üzerindeki silahlar değil. İniş için hazırlanın. Onun taşıyabildiği şeyler. Bu gemi 800 denizciyi denizden karaya göndermeye ve onları nokta atışıyla savaşın ortasına götürmeye yetecek kadar amfibik araç taşıyor. Bu gemiyi daha önce hiç görmedim. Sen Antonio sınıfı. Önceden bilseydim yanımda kameramı da getirirdim. 213 metre uzunluğunda ve 15 kat yüksekliğinde. LPD'nin avantajları o denli çok ki deniz kuvvetleri 40 gemiden fazlasını kullanımdan çıkarıp yerine sadece 9 LPD'yi koymayı planlıyor. Kule, birkaç dakika... USS New Orleans'ın üzerinde duruyorum. Bu şu anda deniz kuvvetlerinin yaptığı en yeni gemi sınıfından biri. Bu gemilerin adı da LPD, yani havuzlu çıkarma gemisi. Bu donanma tarihinin en donanımlı amfibik savaş gemisi. Güvertenin altında devasa araçlar var. Tanklar, yük gemileri, kamyonlar, hamiler ve buldozerler. Harvard mezunu bir mimar olarak dünyanın her yerinde pek çok inşaat projesini inceledim. Ve bu geminin tasarımı gerçekten devrim niteliğinde. Bir denizci tugayının tümünü helikopterlerle ya da amfibik araçlarla karaya çıkarabiliyor. LPD'nin arka tarafında bulunan bu bölüm tasarım amacında tanımlanan her şeyi yapabiliyor. Bu devasa hovercraftları doğruca denize indiriyor. Bu deniz savaşlarının geleceği demek. Size her şeyi anlatmaya çalışacağım. Hadi gel Terry. Dünyanın en deneyimli gemi yapımcılarının LPD'yi nasıl yaptığını göreceğiz. Kapıyı indirmeye çalışacağız. Doğru. Biraz daha. Bu çok deneysel. Şu anda geminin inşaatı programın 2 yıl gerisinde olduğu için herkes programa yetişmek için uğraşıyor. Artık fazla mesai yapacağız. Burada kalıp bu işi bitireceğiz. Hadi bitirelim dostum. Hadi o zaman, hadi beyler. Donanmanın en yetenekli, en donanımlı savaş gemisinin ilk kez savaşa girmek için hazır olup olmadığını göreceğim. Hiç şakası yok. Her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Çünkü bu hovercraftların bir sonraki çıkışı test için olmayacak. Yaklaşık 14 saniye önce geldim ve şimdi başka bir kokpitin içindeyim. Şu anda neredeyim söyle. Aa, bu hovercraftların yakıt istasyonu. Biz onlara LCC deriz. Yani hava yastıklı çıkarma aracı. Denizciler sahile çıkmak için bu araçları bir gemi gibi kullanır. Yani bir LPD'nin havuzluk bölümündeyiz ve siz de bu hovercraftı ya da LCC'yi buradan dışarı çıkaracaksınız, öyle mi? Evet, bu doğru. Yükseliyoruz.
Oturduğum yerde yaklaşık 2 metre kadar yükseldik. Çıkan sesleri duyuyorsunuz. Artık altımızda duran balonu havayla doldurdular. Ve geri geri kaymaya başladık. Havuzluktan çıkıyoruz. LPD'den ayrılıyoruz ve şimdi suya düşüyoruz. 85 tondan daha ağır oldukları halde bu hovercraftlar çok az gücü ihtiyaç duyuyor. Bu da kontrol edilmelerini çok zorlaştırıyor. Yapacağımız şu, ortada bir daire çizip duracağım, sonra onu durdurup diğer yöne döndüreceğim. Şimdi dönüyoruz. Vay. Duran konumdayız. İleri geri, sola ya da sağa doğru gitmiyoruz. Ama bu hovercraft pervanelerini ters yönlerde çalıştırarak olduğu yerde 360 derece...